Mehmet Faraç, 7 Mart 2022, Yeni Çağ. Kadın katliamını kim durduracak? Şiddet hiçbir alanda durdurak bilmiyor. Çarşılarda, sokaklarda, meydanlarda, restoranlarda, evlerde, yaşamın her alanında şiddetini artıran barbarlığın en yoğun hedeflerinden biri kadınlar. Çünkü bağnazlıkla yoksulluğun, geri kalmışlıkla cehaletin cenderesinde ve toplum psikolojisinin iyice kontrolden çıktığı dönemlerde şiddet öfkesini olabildiğince yükseltirken en çok kadınları hedef alıyor. Çünkü kadınlar kolay hedef. Çünkü kadınların çoğu çaresiz ve savunmasız bırakılıyor. Kadınları hedef yapanlarsa en yakınları. Sadece kocaları, sevgilileri, birlikte yaşadıkları değil, babaları, kardeşleri ve hatta çocukları bile acımasızca katlediyor kadınları. Cehaletin girdabında kişiliksiz, karaktersiz, güçsüz figürler çoğu zaman erkekliklerini kadına öfke kusarak, şiddet uygulayarak hatta öldürerek göstermekten kaçınmazken, Türkiye'de işsizlik, zamlar, geçim sıkıntısı kadar gündemi kadın cinayetlerinin meşgul etmesi de kahredici. Gün geçmiyor ki Türkiye'nin bir bölgesinde bir kadın katledilmesin. Türkiye'de bazen günde 3-4 kadın cinayeti işlenebiliyor. Kadına yönelik öfke sadece şiddetle sınırlı kalmıyor. Cinayetlerdeki barbarlıksa akıllara durgunluk veriyor. İstanbul Ataşehir'de olduğu gibi kılıçla bile katlediliyor kadınlar. Ve kimileri boğazları sıkılarak, kimileri bıçaklanarak, kimileri de pompalı tüfeklerle can veriyor. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun verileri her zamanki gibi dehşet uyandırıyor. Akıllara durgunluk veren bir kanlı tablo, yeni sayfalarıyla her yıl değil, her ay değil, her gün bir başka vahşeti gözler önüne seriyor. İşte kahredici vahşet tablolarına her yıl bir yenisi ekleniyor. 2020 yılında 300 kadın cinayete kurban gitmiş bu ülkede. 2021 yılında 280 kadın öldürülmüş. 217 kadınsa şüpheli şekilde ölü bulunmuş. 2022'nin ilk iki ayındaki vahşet tablosuysa bu yılın çok kanlı geçeceğinin kahredici bir işareti. Şu ürkütücü rakamlara bakar mısınız? 2022'nin Ocak ayında 26 kadın öldürülmüş, 28'inin ölümü ise şüpheliymiş. Kadınların 13'ü kocaları, 5'i tanıdık, 3'ü eskiden birlikte olduğu erkek, 2'si oğlu, 1'i birlikte olduğu erkek ve 1'i de akrabası tarafından öldürülmüş. Öldürülen kadınların birinin faille olan yakınlığı tespit edilememiş. Kadınların 15'i evinde, 4'ü sokak ortasında, 2'si iş yerinde, 2'si arabada, 1'i ise restoranda öldürülmüş. İki kadının nerede öldürüldüğü tespit edilememiş. Cinayetlerin 13'ü ateşli silahlarla, 7'si kesici aletlerle işlenmiş. 3 kadın boğularak, 3'ü darp edilerek öldürülmüş. 2022'nin Şubat ayında ise 23 kadın öldürülmüş. 21 kadınsa şüpheli şekilde ölü bulunmuş. 23 kadından 10'u boşanmak istediği, barışmayı, evliliği ve ilişkiyi reddettiği bahaneleriyle öldürülmüş. 2 kadın ekonomik bahanelerle katledilirken 11 kadın cinayetinin gerekçesi saptanamamış. Şubat'ta öldürülen 23 kadının 10'u evli olduğu erkek, 4'ü birlikte olduğu erkek, 3'ü akrabası, 2'si eskiden birlikte olduğu erkek, 2'si kardeşi, biri oğlu ve biri de tanıdık tarafından katledilmiş. Peki kadın örgütleri, sivil toplum dernekleri ve duyarlı kesimlerin çabalarıyla sosyal medyadaki tepkilere rağmen kadın cinayetleri neden durdurulamıyor? Cezalar mı yetersiz, yargının ve kolluk güçlerinin müdahalesi mi az geliyor? AKP'nin iktidara geldiği 2002'den 2020'ye kadar geçen sürede Türkiye'de en az 7600 kadın öldürülmüş. Bu konudaki araştırmalara bakılırsa 18 yılda kadınları koruma talebiyle açılan dava sayısı 1,5 milyonu aşmış. Türkiye'de kadın cinayetlerinin yoğunlaşmasında AKP'nin politikalarının da etkili olduğu konusundaki tartışmalar artıyor. Ekonomik çıkmazların, geçim sıkıntısı ve işsizliğin sosyal bunalımları artırmasının kadına şiddeti yoğunlaştırdığına dikkat çekilen çok sayıda raporda hem gericiliği horlatan uygulamalara hem de yasalardaki boşluğa vurgu yapılıyor. Raporlarda kadını cenderede tutan sosyopolitik etkenlere ısrarla dikkat çekilirken, AKP iktidarı ise her 8 Mart öncesinde kadın sorununa yönelik sonuçsuz açıklamalar yapıyor. Türkiye'de 2002'den bu yana kadın cinayetlerinin dehşet verici boyutlara ulaşmasının elbette sosyal, siyasal ve ekonomik gerekçeleri var. Son yıllarda kadına şiddet olaylarında gözaltı ve tutuklamaların ancak sosyal medyadaki tepkilerden sonra gelmesi ise yasalardaki boşluğu ve etkisizliği öne çıkartıyor.
Evet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Derneklerden vakıflara, medyadan muhalefete, iktidardan bürokrasiye kadar herkes kadına şiddete karşı ahkam kesecek. Ancak son 20 yıldaki vahşet tablosu gösteriyor ki yasalar ağırlaştırılmadıkça, kolluk güçleri ve yargının müdahalesi hızlı ve etkin hale getirilmedikçe, gericiliğin çemberinde tutulan toplum bilinçlendirilmedikçe ve en çok da bireysel silahlanma furyasına dur denilmedikçe, kadına yönelik şiddet durmayacak, katliam tablosuna yeni sayfalar eklenecek. Kadınların şiddete uğramadığı bir dünya beklentisiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün tüm insanlık için sakin, huzurlu ve güvenli bir yaşamın başlangıcı olmasını diliyoruz. Mehmet Faraç.